Bafa Gölü, Aydın ilinin Söke ilçesine 25 km uzaklıktadır. Sakin ve huzurlu bir yerdir. Göl aslında Milli Park içerisinde bulunmaktadır. Ve bir sürü kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Bafa Gölü çevresinde görülebilecek tarih öncesi kaya sanatlarını görmek mümkündür. Göl genellikle Çam İçi Gölü olarak anılır. Bafa Gölü eskiden göl değildi. Burası bir zamanlar Ege kıyısında bir körfezdi. Ancak Pirene, Miletus ve Didymia'daki arkeolojik alanlarda olduğu gibi arazi Menderes Nehri tarafından çamurla kaplandığından göl oluşmuştur. Bafa Gölü çevresinde bulunan Kapıkırı Köyü, antik Herakliya kentinin kalıntılarına, kaya mezarlarına ve antik surları olan kaleyi bulundurmaktadır. Muhteşem göl manzarası, çevrede gezilebilecek yollar, fotoğrafçılar ile kuş gözlemciler arasında popüler olan bir dizi gözetleme noktasını burada bulabilirsiniz. Bafa Gölü'nü ziyaret ettiğinizde Herakliya kentinin kalıntılarına yürüyerek gidin. Bizim başımıza gelen bir olay, arabayla gidileceğini sandığımız için yerli köylü kadınlara sorduk, yolu tarif etmelerini istediğimiz zaman bize bir yol gösterdiler ve kendileri de arabanın peşinde koşmaya başladılar. Bize götürdükleri yol çıkmaz bir ve çamurlu bir yoldu. Arabayı döndürmemiz epeyce bir zaman aldı. Arabayı durdurduğumuz anda da hemen etrafımızı sarıp bizi öteberi satmaya çalıştılar. Arabayı döndürüp o bölgeden çıkartmak epey bir zamanımızı almasına karşılık epey de bir strese neden oldu. Bafa Gölü 1994 yılında tabiatı koruma alanı ilan edilmiştir ve Bafa Gölü Tabiat Parkı olarak bilinmektedir. Bafa Gölü'nün derinliği 25 metre derinliğe kadar ulaşmaktadır ve suyunu Menderes Nehri'nden almaktadır. Dağlardan göle ulaşan yeraltı su kaynakları da vardır. Bafa Gölü civarında pek bilinmeyen Maya harabeleri de bulunmaktadır. Avşar Kalesi köyü yakınlarında bulunur. Orada şu anda görülecek pek bir şey olmasa da Mayıs bir zamanlar İyan kolonilerinin en önemli şehir devletlerinden biriydi.